Şimdi çok fazla konuya girmeye gerek yok aslında. Amaçlar belli, niyetler belli olduğu için bizim zaman zaman arka odalarda veya arka taraflarda ya bizim bugün mecliste görevimiz Şükrü Başkan'ı kızdırmak olsun, onu sinirlendirmek olsun, bir iki tane gazetede fotoğraf çeksin, bunları bir şekilde yayınlasın şekline dönüştü, konuştu ama bazı şeyler var ki insan dayanamıyor. Bu kadar yalanın söylenip ondan sonra da hiçbir şey yokmuş gibi davranılmasına insan tahammül edemiyor. Ve buna alet olanlara da tahammül edilemiyor. Dolayısıyla burada faaliyet raporları verildi. Faaliyet raporlarında her şey anlatıldı ve geçen haftaki benim 2,5 saatlik buradaki konuşmamın sonrasında ya sadece işte kedi köpek kısırlaştırılan dediyse anlayışında o kadar olduğunu olabildiğini olabildiğini ancak o kadar olabileceğini anlama kapasitesinde ancak o kadar olabileceğini özellikle belirtmek isterim ama burada ısrarla sakız edilen ve sokaktaki o spor tesislerinde spor yapmaya gelen sevgili çocukların nerelerden nasıl kurtarılıp oralara getirilmeye çalışılan o çocuklara da gidilip nasıl yalan söylendiğini ve burada çok açık bir şekilde olduğu bir gerçek. Amatör spor kulüplerinde ve sadece spor kulüplerinde değil, yaşamda biraz niyetin öne çıkması gerekiyor. Niyetin öne çıkması gerekiyor. Ben burada tek tek okumak zorundayım. Çünkü bunu okumadığım takdirde biraz önce söylenmiş olan yalanın ifşası başka türlü mümkün değildir. Şöyle, amatör spor kulüpleri yardım alamıyormuş. Ben size söyleyeyim. 2011 yılında ilçemizdeki 9 birinci lig amatör ve spor amatör kulübümüze 1000 TL, toplam 9000 TL. Bunlar nakit paralar, verilen forma yardımları hariç. 2012 yılında ise ilçemizde 12. lig amatör spor kulübümüze 2500, toplam 25000, 9 birinci lig amatör spor kulübümüze 2500, toplam 22500. 2013 yılında 2. amatör ligde mücadele eden 12 kulübümüze 2500, toplam 30000 nakdi yardımda bulunulmuştur. 2013 yılında 1. amatör ligde mücadele eden 11 kulübümüze malzeme, liglere katılım bedelleri ve lisans bedelleri için kulüp başına 3000 TL, yani 33000 TL nakdi yardımda bulunulmuştur. Sizin söylediğiniz yapılmayan denen. Ayrıca kulüplerimize ihtiyaçları doğrultusunda eşofman, tişört, şort, yağmurluk, çorap, yelek, çanta, forma, tozluk, eldiven, ayakkabı ve top gibi toplamda 1284 parça malzeme yardımında bulunulmuştur. Şimdi ve şunu bir kez daha bakılmasını isterim. Çayırbaşı stadının gidilip bir incelenmesini isterim. Bir iki gün sonra hizmete açılacaktır. Şimdi gelelim şu borcun nereden nereye olan kısmına. Hep bu sakız yapılmıyor. Şimdi bütün arkadaşların, MHP'li arkadaşların, geçmiş dönemde Anavatan Partili arkadaşların ve herkesin bu rakamları dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Değerli arkadaşlar, 2003 yılından başlıyorum. 2003 yılında, yılın sonunda belediyenin 25.438.462 dolar olarak söyleyeceğim. Dolar daha kolay. Niye?
Siz seversiniz yeşili çünkü. 19 milyon. Evet, 19 milyon 315 bin 460 lira imiş borç. 2006 yılında Ocak ayında bu borç 20 milyon 379 bin 924 dolarmış. Yani arada sadece 1 milyon dolar gibi bir artış var. Başkan, Sayın Başkanım, burada beyin yanılgısı millete yapma. TL ile Cemil Bey, çalışıyorsan TL ile Cemil Bey dinleyelim. Cemil Bey. Öyle şey olur mu? Cemil böyle Bey. Saçma bir anlatım şekli olur mu ya? Cemil Bey, konuşmacının şey yani niye kesiyorsun? Ben konuşmacı değil miydim? 2 saatte bir, 10 dakikalık işi 2 saat daha. Bir sataşma var mı? Kimseye hakaret var mı Cemil Bey? Yanlış bir şey anlatıyor. Cemil Bey, çıkarsın yanlış söyledin dersin. O ayrı bir konu. Şu anda. Konuşmayı bekliyoruz bir ay sonra. Lütfen. Ya çıkıyorsun doğruyu söylemiyorsun. Başkanım devam edelim. Çıkıyorsun belediyenin dışında şeyler konuşuyorsun. Lütfen. Kendi zamanını doğru kullanmıyorsun. Arkadaşlar sakin olun. Bir belediye başkanının konuşmasına müdahil oluyorsun. Başkanım anlatış şekli yapmış. Lütfen. Ha onu sen çıkarsın. Cemil Bey. Başkanım nasıl olsa beraber yaşadığınız başkanım, gazeteleriniz var. Onlara lütfen söylersin. Başkanım, onlara bilgi verirsin. Devam edin. Devam edin lütfen. Arkadaşlar dinleyelim. Gündeme geçeceğiz çünkü. Lütfen dinleyelim. Lütfen. Rakam açıklıyor. Bir şey açıklamıyor. Böyle bir rakam olur mu Aliza? Bu rakamları iyi dinlemenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Arkadaki sarı yerlerde bunları gazetelere vereceğim. Basın duyurusu olarak vereceğim. 2006 Ocağın başında 20 milyon 379 bin 924,33 dolar olan borcum 2009 Ocağında, yani sadece 33 ayda 68 milyon 924.417 dolar olduğunu ve bunun da %242 artışa denk geldiğini biliyor muydunuz? Bu rakamlar devletin arşivlerinde var. Gelene belediyede bu arşivleri açmak mümkün. Buyurun. Sonrasında şu andaki borcumuzu da söyleyeyim size. Cemil Bey çok merak ediyorsunuz ya. Sevineceksin şimdi bak. Önergesini verdi. Bana gelir. Sevineceksin şimdi bak borcu bu kadar arttırmışsınız diye. Şu anda belediyenin şu an itibariyle borcu 98 milyon 489 bin dolar. Ancak Sarıyer Belediyesi ANAP'tan aldığı 25 milyon 19 milyon dolarlık borcu 68 milyon dolar olarak devretmemiş. Sayın Başkan. Bak vereceksin. Siz devam edin. Yanılma politikası yapıyorsunuz. Arkadaşlar dinleyelim. Arkadaşlar. Başkanım siz devam edin. Cemil Bey. 2 dakikaya borcu çıkaracağım. Cemil Bey. Ya sen mesleğinde çok zayıf olduğunu tahmin ediyorum. Cemil Bey. Onun için gerek yoktur. Cemil Bey. Devam edin. Cemil Bey lütfen dinleyelim. Bir dakika. Ben gelirlere gittim. Cemil Bey. Mustafa Tok başkan. Cemil Bey. Cemil Bey. Niye vermedi? Bu durumu devam edin siz. Mahallelerde konuşamadıkları için emret. Aynı şekilde. Başkanım gel. Burada demokratik bir ortamda kürsü işgal etmeye. Başkanım devam edin siz. Devam edin. Başkanım devam edin. Cuma günü bilançoyu önüme getirsin. Cemil Bey. 2 dakikaya. Cemil Bey. Ben size bir şey söyleyeceğim. Cemil Bey. Arkadaşlar lütfen dinleyelim. Başkanım devam edelim. Tavsiye etmek ne haddimiz ama sana bir önerim var benim. Bana bir şey önerme. Başkanım devam edelim lütfen. Bana bir şey önerme. Bakın, önerdiğin zaman hiçbir Cemil Bey uçuruma götürsün adamı. Hiçbir bilançoyu istiyorum. Hiçbir AKP'li belediyesinde Cumhuriyet Halk Partisi veya muhalif partilerden denetim komisyonuna adam alınmamıştır. Bir. İki. Dinleyin arkadaşlar. İki tane var çatı. Arkadaşlar. Başkanım. Büyükşehir'e geliyorum.
Her şeyin başı. Başkanım konuşmayı devam et. Her şeyin başı. Belediye kanunu oku. Büyük şehirde. Bu nasıl bir iş ya? Denetim komisyonu raporuna şerh konulması için verilen rapora şerh koydurmamışlardır. Onların dilekçeyi almadılar. Ama burada bir erdemlilik var. Ben de şerh koydum. Seni kavrayamadın. Bak seni kavrayamadın. Seni kavrayamadın ne biliyor musun? Şu rakamları bile doğru düz toplayıp çıkaramıyorsun. Mali müşavir olmana rağmen. Başkanım bir söylüyorum. Şimdi, söylüyorum. Devam edin. Başkanım devam edin. Kesmeyin arkadaşlar. Ali Rıza konuşmasına gerek yok. Arkadaşlar lütfen. Önceki Cemil Bey. Önceki AKP döneminde. Lütfen. Arkadaşlar dinleyin lütfen. Arkadaşlar. Yanlış konuşuyor diyorum. Ben konuştum mu? Lütfen. Başkanım devam edin. Ben konuştum mu? Kel görünüyor. Ben konuştum mu kel görünüyor. Ben konuştum mu kel görünüyor. Onun için susacaksın. Git mahkemeye de gittiniz nasıl olsa. Ben gitmedim arkadaşlar. Kim gittiyse. Ay mahkemeye de gittiniz. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Mahkemelerden gelen devletin denetim kurumları var. Biraz önce Hayati Bey anlattı. Devletin denetim kurumlarından gelen incelemelerin nasıl yapıldığı ve özellikle bir ihaleye fesat karıştırıldı mı, karıştırılmadı mı, yolsuzluk var mı, yok mu? Oralarda çok net belli. Bugüne kadar Sarıyer Belediyesi ile ilgili gelen hiçbir müfettiş bir yolsuzluğa rastlamamıştır. Rastlayacak. Cemil Bey. Rastlayacak. Mali başkanım. Arkadaşlar. Cemil Bey. Devam ediyorum. Cemil Bey. Cemil Bey meclis üyesisin unutma ya. O ihbarcılığı da yaptınız. Başkanım devam edelim. Bunu Sarıyer halkı biliyor. Daha 1,5 yıllık belediyeyken yaptığınız asılsız ihbarlarla neyin nerelere geldiğini biliyorsunuz. Şükrü Genç Belediye Başkanlığından alınacak. Yerine yeni birileri seçilecek. Yok. Ha. Yani sen iftira atıyorsun. Tamam. Öyle. Lütfen, başkanım devam edin. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Cemil Bey lütfen. Ben belediye başkanıyım. Cemil Bey. İşte yalan. Cemil Bey. Yalan bu işte. Cemil Bey. Devam ediyorum. Yargıya intikam ediyoruz. Hayır ya. Arkadaşlar. Yalan olur mu? Müdahale etmeyin. Konuşmayı tamamlamadım. Özel. Yalan olur mu? Arkadaşlar. Başkanım. Meclise başkanım. Arkadaşlar önceki AKP döneminde lütfen 2006 Ocak ayından 2009 yılı başına kadar belediye borçları sadece 33 ayda TL bazında değil, TL bazında daha yüksek de döviz bazında dahi %238 artışa uğramıştır. Siz yine de TL'yi söyleyin. Boş verin. Sen, ya TL'sini de söylesem sen anlamazsın Mehmet. Anlamazsın. Vatandaş anlasın başkan. Fuat sen de anlamazsın. Başkan vatandaş anlasın. Ben onları anlatıyorum. Arkadaşlar, gruplar lütfen. Meclis üyesi arkadaşlar lütfen. Lütfen. Lütfen yanıtmayın. Kurum 1.3'ten 2 liraya çıktı. Bugün de %60'a yakın bir fark tabii ki. Otur sen. Yok onu anlayamazsın. Başkanım lütfen. Anlayamazsın. Karşılıklı olmasın. Başkanım tamamlayalım. Başkanım. Mahalleliler bunu sizden daha iyi anlıyor. Ya her sene de %8 enflasyon mu? Ya bilmiyor musun? Arkadaşlar tamam devam edelim. Başkanım gündemimiz yoğun. Devam edelim tamamlayalım. Arkadaşlar kesmeyin. Hatip'in konuşmasını kesmeyin. Gündemimiz çünkü yoğun. Gündem maddeleri yoğun, çok yoğun. Buyurun başkanım. Önce ilk 5 yıl devam eden 2004-2009 yılı toplam 10 yılda sadece Sarıyer Belediyesi'ni değil tüm belediyeleri, Türkiye'de iktidar olduğu bütün belediyeleri iflasa sürüklediniz. Şu anda büyükşehirin olduğu. Ancak bakın senin söylemiş oldun. Çok yanlış bilgi veriyorsun. Yalan söylüyorsun demekten utanıyorum. Bak ya. Yanlış bilgi veriyorsun. Bak tekrar ediyorum. Kağıthanenin şu anda bilmem kaç trilyon kasasında nakit parası. Başkanım şöyle bir şey daha söylüyoruz şu anda. Başkan. Sen yakışıklı bir şey gibi. Devam edin. Ayıp ki benim için bilmezsin. Halil Bey. Arkadaşlar. Halil Bey bugün sen karışmamıştın, sen de karıştın. Başkanım
Sarıyer'le ilgili başkanım, tamam, devam edelim, tamamlayalım. Arkadaşlar lütfen. Dönemimizde 2009 yılından